make you move to Miami. She moving like a gypsy. Her body got me tipsy. I should take a step back, fall back. This girl got me feeling risky. She ready for the taking, and I got the motivation. Cause when you see your dancers, a chance you might not come home from vacation. And if you look, you'll fall in love. She got that ass, she make it clap. She leave you shook, and now you're hooked. The way she dance, she gon' make you move to Miami. She gon' make you move. She gon' make you move to Miami. She gon' make you move. She gon' make you move to Miami. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, we gon' party. Freaking every weekend, baby, we just getting started. Y síguete moviendo, que todo te están viendo. Evet, herkese günaydınlar. Birkaç gün önce gelip yerleştiğimiz otelimizden artık ayrılma vakti. Tabii dinlenme, koşturma, sahil derken pek bir fırsat bulamadım kayıt yapmaya. Kızanlar olacaktır. Şimdi otelin lobisindeyim ve size etrafı gezdirmek istiyorum. Neredeyiz? Hollywood Beach'teyiz arkadaşlar. Birkaç adım sonra kendinizi okyanusla ve bu güzel uzun sahilde bulabiliyorsunuz. İnsanlar sabahtan akşama, hatta gecenin geç saatlerine kadar plajda yürüyorlar. Plaj boyu koşanlar, bisiklete binenler, sporunu yapanlar, yürüyenleri görebiliyorsunuz. Otel de bu. Eğer bu bölgeye gelirseniz Otel Sheldon, biz çok beğendik. Gayet temiz ve keyifli bir otel. Tabii yol boyu birçok oteli zaten bu bölgede bulabilirsiniz. Hani Türkiye'de gittiğiniz zaman sahil oteller tarafından böyle parsellenmiştir. Yani giremezsiniz oraya. Otelin özel mülküdür vesaire falan. Yaşadık çünkü bunları. Burada öyle bir şey yok. Yani en büyük otel grubunun bile önünde istediğiniz gibi şezlongunuzu, şemsiyenizi atıp dilediğinizce çoluk çocuk giriş yapabiliyorsunuz. Yani denize yüzüp keyfini çıkarabiliyorsunuz. Mesela. Yine çok sık aralıklarla sahil güvenlikler mevcut. Sürekli aktif olarak içinde görevliler var. Ama akşam saat 6'ya kadar herhalde görev yapıyorlar. 6'dan sonra kapatıyorlar. Ondan sonraki süre sizin sorumluluğunuzda. İleride de görebilirsiniz kulübelerini. Buradan aşağıya yaklaşık 30-35 dakika mesafede Miami Beach var. Dün de işte arabayı atlayıp o tarafa gittik ama yani buradan görünebiliyor muyum bilmiyorum ama yani otel anlatamam size. Hani burası da oteller var ama oradakilerin gök yüzüne neredeyse erişmiş oteller, binalar ve şeyler, inşaat süreçleri hala devam ediyor. Ben çok keyif almadım. Burada gene hani eski yapılar, eski binalar korunmuş. İnsanlar sokakta yürüyorlar. Fakat tabii geldiğimizde bizi biraz çocuklarla şey yapan, mutsuz eden şu yasın olgayı vardı. Dönemsel sanırım çünkü geldiğimizde birkaç gündür bir fırtına vesaire denizden ciddi dalga alıyor. Bundan birkaç hafta önce buraya gelen arkadaşlarımızın fotoğraflarına baktığımızda hiç böyle yosundan eser yoktu. Evet, meşhur filmlerdeki Hollywood Beach, Hollywood. Ama ben hala karıştırıyorum. Amerika'da iki Hollywood olduğu, biri gerçekten işte Los Angeles tarafındaki Hollywood, biri bu taraf. Hala karıştırıyorum ya. Neden her şey iki tane? Disneyland'ın biri bu tarafta, biri o tarafta. Her yerde yapmış adamlar. She gon' make you move to Miami. Oh yeah. She gon' make you move to Miami. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, we gon' party. Freaking every weekend, baby, we just getting started. Y síguete moviendo, que todo te están viendo. Damn, you got me. Çıktığınız zaman burada tatlı suyla duş alabilme imkanını size sunmuş belediye. Hatta burada bile bakarsanız engelli arabasıyla gelen engelli vatandaşlarını bile düşünerekten onlar için de bir duş alma boyu imkanı sunmuş. Tabi sahilin kuralları var gene kendine göre. İşte hayvan kabul etmiyorlar, pet. İşte buzluk,
içki, alkollü vesaire bir şey kabul etmiyorlar. Buzlukta limitleri bu. Şemsiyeler ve bizde burada gazebo diyorlar. Kanopiler işte vesaire. Onlar. Sigara yok. Yine yol boyu böyle devam ettiğimde farklı restoranlar var. İşte Venice restoran demiş. Aşağıda bir Yunan restoranı var. Hatta bir de Türk restoranı gördük arkadaşlar ama seyahat nedeniyle kapalıdır yazıyordu. İstanbul restoran. Hatta ben onu gelmeden tesadüfen buralara bakarken Google'dan görmüştüm. Hani akşam yemeğini orada yer miyiz diye düşünüyordum ama maalesef kapalılar. Yine yol boyu soğuk su akan böyle musluklar var. İstediğiniz gibi buradan yanınızda bir şey taşımanıza gerek yok. Serinlemek istiyorsanız soğuk suyunuzu buradan içebiliyorsunuz. Belki otele gelmek isteyenler olur direkten. Otelin de şöyle bir kısa videosunu çekeyim size. Yani 24 saat burada kahve hizmeti var. Soğuk su ve kahve hazır, çay. Bizim oda ikinci katta. Asansörle yukarı çıkıyoruz. Gene burada bakın şemsiyeler ve sandalyeler var. Otel görevlilerine denize giderken söylüyorsunuz. Onlar size iki tane şezlong, bir tane şemsiye veriyorlar. Burada yine buz makinesi var. Gördüğünüz gibi. Gene sahile giderken buradan buzluğunuzu ya da işte termosunuzu doldurabiliyorsunuz. Şimdi de bir odaya göz atalım bakalım. Hoş geldiniz efendim. Evet, odaya girdiğimiz zaman da gençler en sevdikleri çizgi film. Evet. Otelin odaları da bu bir şekilde. Buradan da şöyle. Merhaba gençler. Evet. Okyanus manzaralı da odamız var. Gece 7:24. İnsanlar burada cıvıl cıvıl yürüyorlar. Siz ne diyorsunuz efendim? Nasıl, ne düşünüyorsunuz otel hakkında? Ben beğendim, çok beğendim. Otel de çok güzeldi. Deniz. Buradan hemen yürüyerek denize, o da çok hoşuma gitti. Rahat ve keyifli bir. Manzara da süperdi, o yüzden ben çok beğendim. Hele güneşin buradan doğuyor olması, gün doğumunu izlemek çok güzel yani. Evet, diğer bir ayrıntı da ya, bu bölgeye geldiğiniz zaman eğer kendi aracınızla veya kiralık bir araçla geliyorsanız aracınızı bir otoparka bırakmanız gerekecek. Çünkü deniz kenarında direkt park edebileceğiniz yerler yok. Böyle özel public, yani halka açık otopark alanları var. Burada gene arabanızı bıraktıktan sonra arka tarafta birkaç tane öyle makine var. Daha önce Austin videomuzda da vardı. Hani otopark parasını ödemeniz gerekiyor oraya. Kaç saat kalacağınızı vesaire şeklinde. Burada yoğunluğa göre işte 2 dolar saati, 3 dolar veya hafta sonu 4 dolar saatini alan otoparklar var. Tabii bizim aracımız üstü şöyle göstereyim, bildiğiniz gibi üstte bir bagajımız olduğu için katlı otoparka bırakma gibi bir alternatifimiz yok burada. Yüksekliği kurtarmıyor ama katlı otopark alternatifleri de var. Gene public, yani halka açık. Fakat biz ne yaptık? İşte otelimizin de ücretsiz otopark imkanı olduğu için öyle bir otel seçmeye çalışmıştık. Dolayısıyla otoparka para vermedik. Yani maksimum günlük 20-25 dolar, 24 dolar, 25 dolar duruma göre otopark parası alıyorlar. Buraya gelirseniz diğer bir ayrıntı da o. Onu lütfen dikkat etmeniz yani sizin için iyi olacaktır diye o ayrıntıyı da vermek istedim. Zaten Google haritaya girdiğiniz zaman Hollywood Beach, Miami Parking, araya Car Parking diye arattığınız zaman birçok yeri görebilirsiniz. Farklı cep telefonu uygulaması da yapmışlar. Oradan da bulunduğunuz adrese gelip, burada hemen yeri gelmişken şöyle göstereyim. Bulunduğunuz arabayı park ettiğiniz yerin bir numarası var arkadaşlar. Park numarası uygulamada. Bakın şurada tepede yazıyor 31329. Uygulamayı kurduğunuz zaman nereye park ettin diye soruyor. İşte ne 31329 ne oldu, parking zona park ettim dediğiniz zaman oradan işte kaç saatlik kalacaksınız deyip ödemesini yapıyorsunuz. Kim denetliyor derseniz, bakın şurada da arkada bir tane araç var. Polis arabasına benzer, üzerinde lambası var. Sürekli park alanlarını gezip plakaların ödenip ödenmediğini denetliyorlar arkadaşlar. Yani hemen çekiyorlarmış ondan sonra. İşte burada da bahsettiğim cihazlar.
Gördüğünüz gibi Park Mobile Application'dan da ödeme yapabilirsiniz diyor. Ya da buradan ödeyip ondan sonra yine fişinizi alıp arabanın önüne koyabilirsiniz. Adamlar da fişi görünce zaten herhangi bir uygulama yapmıyorlar. Evet, biz yavaş yavaş toparlanalım. Hollywood Beach'e gelmek isteyen bu bölgeye olursa ben çok sevdim, çok beğendim. En azından çocuklarla böyle sahilde güzel aile vakti geçirmek için birebir biçilmiş kaftan diyorum. Evet, biz devam edelim Orlando'dan. Tekrar görüşmek dileğiyle.